Karma ürünümüz aslında bir hikayeyle geliyor. Bizim Bites olarak yaklaşık 15 yıllık deneyimimizin bir karması aslında. Bunlar sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, aviyonik sistemler, simülasyon teknolojileri ve görselleştirme teknolojilerindeki bugüne kadar bilgi birikimimizi aslında bu Karma dediğimiz üründe birleştirmiş olduk. Karma aslında son zamanlarda teknoloji trendlerinde de son derece heyecan veren ve yükselen bir trendle gördüğümüz Mixed Reality, yani karma gerçeklik olarak adlandırılıyor. Biz aslında şu anda dünya ile eş zamanlı olarak bu sistemi geliştiriyoruz. Dünya devleri, özellikle şu an havacılık alanında geleceğin pilot eğitimleri bu sistem üzerinden verilmek üzere şu anda belli bir aşamaya gelmiş durumda. Hatta Avrupa Sivil Havacılık bu eğitimleri de onaylamış durumda. Biz burada bizim de Türkiye'mizde hızlı pilot yetiştirmeye ihtiyacımız var. Ve bu hızlı pilot yetiştirme sırasında da gerçekten maliyet etkin sistemler, taşınabilir sistemler zorunlu hale geldi. Bu aslında bize ihtiyaç olarak bildirilen bir noktadan başlayan ARGE projesi değil. Biz bunu hem kendi ihtiyaçlarımız hem dünyadaki trendlerden yola çıkarak tamamen kendi iç kaynağımızla geliştirdiğimiz bir prototip. Bunun gelişmeye muhtaç olan kısımları, özellikle alan uzmanlığı desteğine ihtiyaç duyan kısımları var. Ne yapıyor bu sistem? Bu gördüğünüz gözlük hem artırılmış gerçeklik hem sanal gerçeklik ortamında size bir görüş alanı sunuyor. Hem ellerinizi takip edebiliyorsunuz, gerçek dış dünyayı görebiliyorsunuz. Göz eye tracking fonksiyonu var. İstediğiniz bölgeyi sanal olarak gösterebiliyorsunuz. İstediğiniz bölgeyi de gerçek görüntü olarak birleştirebiliyorsunuz. Burada özellikle pilot eğitimlerinde pilotların ellerini kullanabilmeleri, ellerini dokunduğu kokpit kumandasını hissetmesi çok değerli. Eğitime pozitif bir katkısı var. Dolayısıyla bu sistemde ellerini kullanarak thrust'ı, throttle'ı, ayaklarıyla throttle'ı, pedalları kullanıp hava aracında emergency prosedürler olabilir, checklist kontrolleri olabilir, checklist işlemleri olabilir, haberleşme, navigasyon, sensör ya da weapon deployment işlemlerini yapabilir. Temel uçuş eğitimlerinin hepsini aslında bu sistem üzerinden çok maliyet etkin bir şekilde gerçekleştirebilir. Aynı anda birden fazla hem pilot hem kara aracı kullanıcısı da bu sistemde görev yapabilir. Birlikte aynı harekat içinde bu görevi icra edebilirler. Burada platformdan tamamen bağımsız gördüğünüz konfigürasyon, bir dokunmatik ekran, bilgisayar, gözlük ve kokpit kumandaları yeterli olabiliyor. Bu kokpiti replika etmiş oluyoruz. Ama daha üst seviyede bir sistem istenirse, gerçek kokpit üzerinden de bu sistem yine kullanılabilir, eğitime hazır hale getirilebilir. Biz gerçekten globalde bir ürün çıkarmak üzere dünya ile eş zamanlı olarak bu teknolojiyi geliştirmekten çok mutluyuz. Fuar sırasında da sistemi deneyen hem pilotlarımız hem pilot olmayan kişilerden aldığımız geri dönüşler de çok güzel oldu. Bu ürünün gerçekten bir ihtiyacı büyük anlamda kapattığı, hem modüler olması hem çok etkin, maliyet etkin olması sebebiyle çok güzel geri dönüşler aldık. Geliştirmeye devam edeceğiz. Çok daha iyilememiz lazım. Gerçekten pilot eğitimlerine pozitif katkısı olacak, hızlı pilot yetiştirmeye gerçekten etkisi olacak bir sistemi biz Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza kazandırmak istiyoruz. Sadece bununla da kalmasını istiyoruz. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızda da tank kullanan ya da orada bir atış icra edebilecek komutanlarımızın da yine bu sistemi aynı şekilde kullanabilecek hale getirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz.